Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Football Manager 2020'de nasıl para hilesi ya da türevi hileleri yapabilirsiniz onu göstereceğim. Tabii bu göstereceğim hileler 2019, 2018, 2017'ye kadar geçerli. Benim bildiğim kadarıyla tabii ki de geçerli. Şimdi öncelikle tabii bu komik gelebilir. Zaten çoğunuz da artık FM'de nasıl hile yapılır biliyorsunuzdur. Özellikle sanırım ben FM20'de keşfettim. Daha önceden var mıydı bilmiyorum. Şu anda deneme şansım da yok. Burada bir oyun içi editör diye bir şey var. Bakın burada çok rahat bir şekilde hile yapabiliyorsunuz. Tabii bu açık değilse şuradan tercihlere gelip bunu açmamız gerekiyor buraya. Oyun içi editörü menü çubuğunda göster diyor. Bakın bunu aktif ettiğiniz zaman bu buraya gelecek. Onu aktif ediyorsunuz ve buradan istediğiniz hileyi yapabilirsiniz. Şimdi mesela mali durum düzenlemeye başlıyor. Kulüp detaylarını değiştir diyoruz. Burada mali durum var. Buraya istediğim para miktarını şu altta gözüken yazı kadar ekleyebilirsiniz. Bakın ben zaten yaptım. Gördüğünüz gibi bu para hilesinde, hatta her kulüp için yapabiliyorsunuz. Ben Türk kulüplerinin hepsine bu para hilesini yaptım. Şöyle bakalım mesela Fenerbahçe'ye mali durum. Bakın Fenerbahçe'nin de mali durumu gayet iyi. Tüm Türk kulüplerine bunu yaptım. Hepsi de şu anda zengin konumda. Türk futbolunun gelişmesi için bunlar. Borçlarını sildim hepsini. Bunun dışında tabi transfer tarzı hileler de var. Mesela gözlemcilik diyelim. Mesela bu adamı alıyorsun, geliyorsun. Başka kulübe gönder deyip buradan herhangi bir kulübe gönderebilirsiniz. Ben Eskişehirliyim mesela. Eskişehir yazıp buradan Eskişehirspor'u seçiyoruz. Bakın burada seçili. Tamam dedim. Burada bedeli yazıp işte oyuncu satan takımın maaşa katkısı %100 dersen kulüp hiç maaş ödemez. Sonrasında elde edilecek kar falan, bunları değiştirebilirsiniz. Her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Birçok özellik var tabi. Kadroya gelip mesela burada takım uyumunu yükselt, takım cezalarını kaldır, takım sakatlıklarını kaldır. Takım sakatlıklarını kaldır dediğin zaman kondisyonlar falan full yükseliyor. Tabi oyuncunun detaylarını da değiştirebiliyorsunuz. Mesela Muslera benim kaç yaşında? 23 yaşında. Hangi sezonda? 2024. Ben bu adamı ne yaptım? Gençleştirdim mesela. Hile yapabiliyorsunuz bu şekilde. Çok fazla kurcalarsanız çok fazla hile var. Tabii şimdi bu önceki sürümlerde yok diyelim. Ben şimdi bilmediğimden bir şey diyemiyorum. Bu yoksa herkesin bildiği bir yöntem var. Chat Engine üzerinden yapacağız. Tercihlere geliyoruz. Burada para birimini, İngiliz sterlini yapacaksınız. İngiliz sterlini yaptık. Bakın burada bir para var. Şimdi Chat Engine'e geçeceğiz. Chat Engine'e geliyoruz. Chat Engine'e geldikten sonra burada Football Manager 2020 demiş. Bu Football Manager 2020'yi seçip burada yazan rakamları gireceğiz. Ben giriyorum şimdi. Bakın hemen ilk arama yap dedik. Enter'a bastım. Burada First Scan'a bastık. Şimdi Next Scan diyeceğiz. Buradan bütçe ayarlaması yapıyoruz. Mesela burada hemen değiştirdik. Tekrar geldik. 1.081 0.58 184. Ya bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu çekmemin de bir sebebi var. YouTube'da karşılaştım arkadaşlar. Chat Engine üzerinden anlatıyor Football Manager 2020 hile olarak. Bu aslında oyun içi editör var. Gerek yok, insanlar bilmiyor demek dedim. Bir çekmek istedim. Tabii bu önceki FM sürümleri için de geçerli şu anda. En azından Chat Engine geçerli. Ve birazdan da çok güzel bir program göstereceğim. Aynı oyun içi editör gibi, oyunda yoksa bile oyun içi editör gibi kullanabileceksiniz. Bakın mali durum hemen gördüğünüz gibi değiştirdik. Tabii az önce daha iyiydi mali durum. Çok önemli değil zaten de. Bu şekilde de bu Chat Engine'e mali durumu değiştirebiliyorsunuz. Bir de bu oyun içi editörün dışarıdan bir program vasıtasıyla yapabildiğimiz bir program var. Onu göstereceğim. FMRTE diye bir program arkadaşlar. Bu program normalde paralı. 2017'ye kadar da bunu kullanabiliyorsunuz. 2017, 2018 ve 2019 sürümleri şu anda crackli, kırılmış bir halde. Onları crackli bir şekilde indirebilirsiniz. 2020 real time editör, oyun içi editörü gibi düşünebilirsiniz. Bunu aynı zamanda oyunda direkt değiştirebiliyor. Aynı oyun içi editör gibi. Bunu satın almanız gerekiyor. Bunun bedava sürümünde de download it for free demiş. Bunda oyuncuların potansiyellerini görebiliyorsunuz ama bir değişiklik yapamıyorsunuz. İşte oyuncuyu başka takıma gönderemiyorsunuz. Onlar için para ödemeniz gerekiyor. Tabi potansiyel görmek de, yani onu da kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. 2020'de yok bu ama 2019, 2018, 2017'de full olarak indirebilirsiniz. Onun dışında burada satın alabilirsiniz.
Ama 2020'de de oyun içi editör var. Yani sadece bende varsa, benim sürümümde varsa diye ekstradan bunu söylüyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.